Sait Bey, bir gazeteci burada. Ne gazetecisi? Sizinle görüşmek istiyor. Ben randevusuz görüşmediğinizi söyledim ama bir türlü ikna... Sait Bey? Ay inanmıyorum. Ay ne kadar gençmişsiniz. Ben de yaşlı birini bekliyordum müdür deyince. Bu arada ben Bahar. Kusura bakmayın pat diye daldım içeri ama çok merak ediyordum sizi. Bir 5 dakikanız var mı acaba? Buyurun Bahar Hanım. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ben bir dergide yazıyorum. Çocuk ve Gelecek dergisi. Bu suç işlemiş çocukların topluma kazandırılması ile ilgili bir araştırma yapıyorum. Tabii orası şart. Burası da en vukuatsız, en olaysız hapishaneymiş. Öyle duydum. Yani öyle söylediler. Ben de merak ettim kim idare ediyor. Bir gireyim bakayım dedim. Yani Bahar Hanım, birçok gazeteci geliyor buraya. Hepsi peşimde. Ama çarpıtıyorlar çok. Devlet de haliyle istemiyor. Merak etmeyin siz. Siz ne derseniz ben onu yazacağım. Söz veriyorum. Birkaç soru sadece. Oya, iki çay yolla Bahar Hanım'la bize. Biraz sohbet edeceğiz. Ben çalışırken pek oturamam da heyecanlandım biraz. Acaba sohbet ederken biraz dolansam bir mahsur olur mu? Neye borçlusunuz bu genç yaşta bu başarıyı? Çocuk sevgisine. Peki o çocuklarla bir sorun çıkarsa? Bir sistemimiz var. Bizim de kendimize göre yöntemlerimiz var herhalde. Ya tabii. Kaç yıllık tecrübe değil mi? Kaç senedir siz buradasınız? Hayatım boyunca buradaydım ben Bahar Hanım. Dişlerimle, tırnaklarımla müdür oldum ben. Tabii sizde özel hayat falan kalmamıştır. İnsan bu kadar çalışınca. Çok soru soruyorsunuz ama siz. Merak ettim sizi. Evinizi, ailenizi. Özel hayatınızı. Herhalde bölünüyorsunuzdur burası ve ev arasında. Burası benim evim. Neyim varsa burada. Bu odada. Çıkınca okuyayım derginizi. Adı neydi? Çocuk ve Gelişim. Çocuk ve Gelecek. Çocuk ve Gelecek. Ben şu iletişim bilgilerinizi bir alayım. Derginin telefonu kafi. Tabii. 3-21-36. Çocuklar işte akıl bırakmıyor. Başta yapacağım şeyi sonunda yapıyorum. Böyle randevusu falan aldım sizi içeri. Mahsuru yoksa bir telefon açıp teyit edeyim. Çay. Durun, durun. Ben size bir su getireyim. Mahallede kasa hırsızından bol ne var? Abi alıp geleyim maymuncuk Ali. Aha. Hapishaneye kasa hırsızı sokalım. Süper fikir. Biz daha kasanın yerini bilmiyoruz. Aga, giremiyoruz işte hapishaneye. Ne yapalım? Sen söyle, var mı bir fikrin? Ne yapalım? Düşünüyorum. Ağabey mi? Efendim? Ecevit. Ecevit yetiş. Ne oldu? Sait'in odasına mı çıkalım?
Nasıl Sait? Sait mi? Nasıl Sait'in odasındasın ahu? Kasayı almaya geldim. Kasayı bulmaya geldim. Çıkamıyorum. Ben şu an ahu'nun Sait'in odasında. Yürü! Daha iyisiniz ya. Sağ ol. Çarp boğazıma kaçtı sakarlıktan işte. Neyse o zaman ben kaçayım. Bir dakika. Şu teyidi alacaktık. Yapmazsam olmaz, kuralları kendim çiğnemiş olurum. Ben şu telefonu edeyim. Ondan sonra ben kendim bırakayım size, olur mu? Oya! Reviri ara, doktor buraya gelsin. Çabuk, çabuk! Bağırın. Sarı dur, ben gireceğim. Ne duracağım ya? Uzat elini. Ne? Elini uzat, elini. Giremezsin böyle içeri. İçerideki ahu gireceğim. Ben gireceğim Sarı. Kendini de yakalatacaksın şimdi. Panik olduğunu haline bak. Yakalansam avukatım derim. Kimliğim var, her şeyim var. Tansiyon normal. Panik atak var da bende. Hapishane tabii. Kapalı alan. Fenalaştınız muhtemelen. Geçmiş olsun tekrar. Kusura bakmayın, sizi de işinize alıkoydum böyle ama. Estağfurullah, estağfurullah. Birazdan çıkarız. Hop birader, nereye? Ceza avukatıyım ben. Müvekkilim bekliyor. Görüşmem var. Bir dakika, idareye sormam lazım. Asıl sana bir dakika. 50 metrelik yerde birbirinizden haberiniz yok. 20 dakika kapıda beklettiniz. Şimdi burada mı? Devletin avukatını işinden alıkoyuyorsunuz. Al bu kartımı al. 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 Bu da kimliğim. Al. Kimmişim ben ha? Asıl sen kimsin sen? Sen kimsin? Kimsin söyle, adını yazacağım. Söyle. Söyle. Tamam avukat bey, tamam. Buyurun eşlik edeyim size. Bırak. Ben kendim giderim.
dışarıda zayıflayın. Yangın alarmı var. Yok, boş. Tamam, beni korkma, tamam. Evet, ben bir sürü şey söylüyorum, anladım. Yürü gidelim buradan, yürü. Sonra anlatırsın. Girdik, tamam. Bir dakika. Delirmeden bir beni dinler misin? Zeki öğrendim bugün polisten. Polis mi? Ne polisi? Ne bileyim. Gurur mu, kibir mi? Öyle bir şey işte. Bilmiyorum. Ahu, niye söylemedin bunu bana? Ay ne yapayım? Ecevit, panik oldum yani. Bir daha gelmeyecekmiş. Merak etmeyin. İşim yok burada dedi. Ağzımdan bir şey alamadım. Ben bunu Zeki'ye öğrendim. Adam vurmuş. Zeki adamı öldürecek biri değildi ki yani. Galiba o da çocukken içerideymiş Özcan. Öyle bir şey. Ya ben parçaları birleştirince zaten tahmin ediyordum içeride size işte eziyet ettiklerini falan. Yardım etmek istedim. İşte size geldim konuşmak için. Siz konuşuyordunuz. Ben dinledim. Ne yapayım? Çocukla kasa falan deyince siz de nasıl gireceğinizi bilemeyince işte ben de... Sana söyleseydim izin verecek miydin? Ha? Ya bir şey söylesene bana. Bir şey oldun bir yerine. Ya biraz kafam acıyor. İçeride bayıldım. Allah'ın delireceğim. Ya öyle değil. Numaradan bayıldım. Yani zaman öldürmek için. Aklıma başka bir şey gelmedi. Ahu, bu işler senlik değil. Öyle mi? O zaman niye kasanın yerini siz bilmiyorsunuz, ben biliyorum acaba? Nasıl? Kasa adamın masasının altında. Gizli bir bölme var. Bir de üstünü kapatmış halıyla, uyanık. Vallahi da bulmuş kasayı. E ne yapacağız, patlatacağız mı? Hayır. Şifresini bulacağız. Ya nasıl bulacağız aga kasanın şifresini? Dedim, telefon çaldı, klasik. Aha, damat arıyor. Kesin karıştıracak gene ortalığı. Buyur hocam, sözü mü var? Konuşmam lazım sizinle. İbrahim Davut, bir gelir misin buraya? Gelelim. Tamam değil mi? Aldınız beni de aranıza. Niye beni aradın? Orada zor durumda kalınca Bilal değil de beni aradın. Ben mi? Bilal bilmiyor ki bildiğimi, sen biliyorsun. Hmm. Hem şimdi gelmesin oraya, başını belaya sokar, yakalanır falan. Deli biliyorsun. Anladım. Ona bir şey olsun istemem. Tamam, anladım. Hem niye ben seni arayayım ki? Bir şey olduğunda sen bana geliyor musun? Ben sana niye geleyim? Doğru. Bilal'i ararım yani. Seni aramam. Aklıma sen gelmezsin, o gelir. Yanlış anlama. Yok. Gayet iyi anladım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Deniz kızı ait olduğu yere, denizin derinliklerindeki gerçek yuvasına kavuşmuş.
Evet. Bitti. İyisin değil mi artık? Gideyim ben o zaman. Bak ben gidince çorbanı içeceğim. Söz. Yine geleceğim. Bir şey lazım olsa hep geleceğim, tamam mı? Beni çağır. Gidersen git. Sana mı kaldım ben? Hem tek değilim ki. İşte Bilal var. Bir şey olunca onu çağıracağım. Gelir o. Senin gibi değil. Bir daha sevmeyeceğim seni. İstemiyorum seni. Aptal şey. Bir şey olmadı, tamam bir şey olmadı. Tamam bir şey olmadı. Yalan söyledim. Ben hep sana geleceğim. Ben hep seni göreceğim. Bir şey olduğunda hep seni çağıracağım. Yalan söyledim hep. Güzel kız. Gel bakayım buraya. Cips alayım mı sana? İster misin? Gel, bir şey soracağım. Dur, vereceğim, sonra vereceğim. Hangi okula gidiyorsun bakayım sen? Kuvvetli ve Kortuğun Şirlik Okulu. Müdür yaşlı mı sizin? Peki böyle hiç yaşlı öğretmen falan var mı? Kenanca vardı ama yaşlı değil bence. Ama artık gelmiyor okula. Peki sen evini biliyor musun bu Kenan Hoca'nın? Hadi beni götür, oraya vereyim sana bu. Tanıyor musun bu çocuğu? Gözlüksüz görmüyorum. Zeki işte. Konuştuğumuz. Kaç sene okuttum keratayı. Tanımaz mıyım? İyi, onu tanıdıysan öbürlerini de tanırsın o zaman. Hı? Bak hoca, anlattım sana işte, iki tane cinayet var ortada. Belli ki bunların hepsi Zeki'nin arkadaşı. Ama biliyor musun, hepsi şüpheli. He? Bunların yeri hapis. Ona göre bak diye söylüyorum. Ama sen bilirsin tabii, yalan söylersen adalet yanıltmış olursun. Adalet. Adalet. Saray adı değil mi o? Anladım ben sizin olayınızı. Siz mahallece anarşistsiniz belli. Ondan kimse konuşmadı bana orada. Ne, sen de konuşmayacaksın öyle mi? Yo yo. Bu İbrahim, öbürü de Bilal. Öbürü? Onu çıkaramadım. Ama Bilal'le İbo olur diyorsan konuşmakla kalmam. Akşama getiririm onları buraya. Ne diyorsun?
O zaman sağlayabilir misin adaleti? Hocam, sen bu iki adamı akşam buraya bana getir. Ben sana adaleti değil kılıcını getireceğim. Hayırdır hoca? Misafir kim? Gurur Kutay. Organize. Ne oldu? Pek hoşunuza gitmedi galiba benimle karşılaşmak. Ha, niye? Polis sevmem ben. Yapma ya. Zorda kalınca ararsın ama imdat polis diye. Neyse. Siz Zeki'nin arkadaşıymışsınız eskiden. Hala arkadaşıyız. Öyle mi? Haberin var mı? Adam vurdu Zeki. Katil şimdi senin arkadaşın. Zeki kimseyi öldürmedi. Ben de ona geleceğim. Zeki öldürmediyse sen mi öldürdün? Hadi söyle bana. Sen mi vurdun Özcan Tilaki? Hayır. İntikam gibi duruyor ama. Bak, Zeki vuruldu. Ertesi gün Özcan'ı vurdular. Araştırdım sordum, Zeki'nin kimsesi yok. Kim soracak sizden başka hesabını? Allah var yukarıda. O sorar. Değil mi hoca? Allah mı? Ben de iyi hesap sorarım ama. Sorarsan sor. Ben kimseyi öldürmedim. İspatla o zaman. Neredeydin cinayet günü? He? İspatlasanız hadi. Özcan vurulurken neredeydin? Biz... Nerede, nerede? 29 Şubat sabahı 10 sularında neredeydin? Bir dakika, bir dakika. Hangi gün dedin sen? 29 Şubat. Bu çocuklar benimleydi o gün. Ben fenalaştım. Bilal'le İbo sağlık ocağına götürdüler beni. Hoca, ne diyorsun sen ya? Ne diyeceğim oğlum? Fenalaştım işte, doğruyu söylüyorum. Hatta dersim vardı, gidemedim, oradan hatırlıyorum. Niye söylemedin şimdiye kadar? Sormadın ki gününü bana. Bak. Bu çocuklar serseridir, haytadır ama altın gibi kalpleri vardır aslında. Ben hep ayrı tuttum onları. Kaç çocuk okuttum hatırlamam ama onları hiç unutmadım. İsterse aradan yıllar geçsin, hiç gelmesinler bana, ben yine de hiç unutmam onları. Onlar da sağ olsunlar, bırakmazlar beni. Aldılar, doktora götürdüler o gün. Ya inanmıyorsan git sor. Sağlık ocağındakilere sor, söylerler sana. Niye ya? Niye yaptın? Adam yüzümü gördü, adımı biliyor, beni gördü. Niye yaptın?
Ne oluyor? O gurur vardı ya polis. O gelmiş, hoca da bizi çağırdı. O da bizi bir güzel köşeye sıkıştırdı, sıkıştırdı. Sonra bu da böyle delirdi işte. Sonra? Sonra ne sonra? Sonra insafa geleceği tuttu bir anda. Fikrini değiştirdi. Niyeyse yok işte beni sağlık ocağına götürdüler de falan filan. Sarı otursana ki. Yok böyle iyi. 10 numara 5 yıldız. Hüseyin'i soruyordun değil mi? Evet. Gel. Hüseyin burada mıydı? He. O polis burada otururken Hüseyin içerki odada yatıyor muydu? Sen bizi ele verecektin, sonra fikrin... Fikrin değiştirmedin. Sen bizi ensel etmek için çağırmadın. Aklamak için çağırdın. Şimdi ne oluyor? Ben şimdi hiçbir şey anlamadım. Kendi söyleyip gönderseydi eğer polisi, siz başka bir şey diyecektiniz. Onun için çağırdı sizi hoca. Sizin yanınızda dedi ki siz de aynı şeyi deyin. O gün için şahidiniz olsun. Polis de yakanızdan düşsün diye. Geçen gece Hüseyin'i getirdim buraya. Sağ olsun tek kelime sormadan aldı içeri. Başından beri kolluyor muydun bizi? İstediğim kadar kızayım size. Fark etmez. Eğer bir gün zora düşerseniz ben hep kollayacağım sizi. Niye? Sizi kollayacak kimse yok çünkü. O gurur bırakmaz peşini. Gider o sağlık ocağına, bırakmaz peşini. Ben de kollayanlar var elbet. Zora düştüğünde bazen tek bir adam koşar yardımına. Bazen adını bile hatırlamadığın birileri. Bazen de koca bir mahalle korur seni. Böyle oldu işte. Bizim kuyu dibi zor günlerinde yalnız bırakmadı çocuklarını. Polis nasıl olsa sağlık ocağına gidecekti. Ben de onlara böyle böyle deyin dedim. Sağ olsunlar, severler beni. Tamam mı şimdi? Öğrendin mi her şeyi? Öğrendim. Bundan sonra başım sıkışırsa kime geleceğimi öğrendim artık. Da. Tek bir derdimiz kaldı şimdi. Bu Sait'in kasayı nasıl açacağız? Aynen. Yani kurtulduk da neye yaradı? Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Öyle değildir belki. Vay yanına koyayım. Ona da mı bir planın var? İyi misin? Ha? Hoca bakıyor bana. Doktor da yollamış sanırım. Allah sizden razı olsun. Bırakmayacağız seni Hüseyin. Sözüm söz, iyi edeceğiz seni. Edemesek de yanındayız. Yalnız gitmeyeceksin. İstediğin her şeyi yaptım bak. Ama senin de yardım etmen lazım bize. Çok önemli bir şey isteyeceğim senden. Sait'in yanında çalıştın kaç sene. En has adamıydın sen. Bir kasası varmış. Çocuklara yaptıklarını kaydedip saklıyormuş orada. Hüseyin. Bak bana. O kasayı biliyor musun? Her şeyini bilirim ben onun. Zorda kalırsam sen yok et diye göstermişti. Güzel. Nasıl açacağız o kasayı? Bir ipucu ver bize.
şifresini söyleyebilirim. Zor günler bazen geride kalır.